Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yusufeli Barajı neticesinde sular altında kalacak olan köyleri görüntülemeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimizde eski adıyla Göcek, yeni adıyla Çeltik Düzü olan bu köy var. Ve sizlerin de bu köy hakkında yorumlarını alacağım. Çünkü buradan da çok net bir şekilde görülüyor. Şöyle eski Göcek Köyü alt kısım. Buranın tamamı benim bildiğim kadarıyla sular altında kalmayacak. Fakat belli bir kısmı, belli bir seviyede sular altında kalmış olacak. Ve bu köyün yerine de hemen üst tarafında, su seviyesinin biraz daha yukarısında yeni evler inşa edilmiş. Ve videonun sonunda da sizlerin o değerli yorumlarına başvuracağım. Siz olsanız hangi köyü tercih edersiniz? Hangi köyde yaşamak sizin hayaliniz olurdu diye iki köyü, eski sular altında kalacak olan Göcek'i ve yeni yapılan modern Göcek'i kıyaslamış olacağız bu videomuzda. Şimdi köyün içinde gezip o tarihi binaları ve yeni yapılan TOKİ evlerini karşılaştıracağız. Hadi şimdi videomuza geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, eski Göcek'in içerisine gelmiş bulunmaktayız ve böyle tarihi binalar hemen bizleri karşılıyorlar. Gerçekten o zamanki tarihte yapılan çok güzel yapılar diyebiliriz. Şöyle ahşaptan ve daha çok taş duvardan yapılan bu binalar yıllara meydan okuyor diyebiliriz. Şöyle topraktan yapılma kerpiç evler de yine gözlerimize çarpıyor. Tabii insanlar artık yavaş yavaş bu köyü terk edip yeni TOKİ evlerine gidecekler. Fakat işte hayvanları olan, bildiğiniz üzere köylerde insanlar hayvan saklıyorlar ve işte kışlık otlarında eski yerleşim yerinde olan bu ahırlara vesaire koymuşlar. Onları bitirip taşıyana dahi buralarda kalmaya devam edecekler. Tabii insanlar buraları terk edip giderken ister istemez bir hüzne kapılmıyor değiller. Çünkü birçok, dediğim gibi, yaşanmışlıklar var buralarda. Kim bilir nice insanlar, nice hanlar gelip geçti bu diyardan. Ve artık tarihin tozlu sayfalarına bir yeni köy daha eklenmiş oldu. Şöyle Göcek'in o eski sokaklarında dolaşalım dedik ve sizlere de göstermek istiyorum. Çünkü videonun sonunda daha iyi bir kıyaslama yapabilmek için iki köyü de olabildiğince analiz etmeye çalışacağım. Şöyle, tabii eskiden tuvaletler, evlerin tuvaletleri daha çok dışarıda olduğu için gelip gitme, yani gece dışarıya çıkma problemleri oluyordu. Fakat yakın zamanda yapılan binalarda artık tuvaletler evlerin içine alınmış.
Fakat işte gördüğünüz gibi bahar aylarının da gelmesiyle birlikte köy artık yeşil bir hal almış. Gerçekten benim hani Yusufeli'nde çok beğendiğim köylerden biri. Tabii nüfus olarak da Göcek oldukça kalabalık. Şöyle yine ahırlarda gösterelim. İnsanlar artık son tabii hayvancılık yapıyor diyelim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla tabii yukarıya çıkıp orada daha iyi görüntüler çekebiliriz. Fakat yeni yapılan Göcek'te ahırlar inşa edilmedi diye biliyorum. İşte birçok köyde yeni yapılan baraj neticesinde sular altında kalacak olan birçok köyde bu sorun var. Hayvancılık ve tarım arazisi düşünülmemiş. Ve insanlar şu an kara kara işte hayvanlar nereye götüreceklerini düşünüyorlar. Ve yine birçok TOKİ evlerinde şuna rastlamıştık. İnsanlar bildiğiniz üzere TOKİ evlerinin altında depo yapılmış. Ve bu depolara ahır olmadığı için hayvanlar içeri edilmiş. Yani insanlar mecburiyetten hani su dolduğu için taşınma zorunda kalmışlar. Ve hayvanlarını da bir yere götüremeyecekleri için bu köylerde yapılan TOKİ evlerinin alt katı bodrum tarzında ve çok geniş bir alana sahip. Ve insanlar da mecburiyetten o bodrum katlarına hayvanlarını bağlamak zorunda kalmışlar. İnşallah Yusufeli'nde ve sular altında kalacak olan köy yerlerindeki bu ahır problemleri de çok yakın bir zamanda çözülür. Çünkü Yusufeli hayvancılık ve tarımdan ayrı düşünülemez. Bu tarz yerler yani kırsal kesim daha çok tarım ve hayvancılıkla geçindiği için insanlar mecburiyetten bir işle uğraşmak zorundalar. Ve hayvanlara kalacak yer sağlanamadığı takdirde çok büyük mağduriyetler yaşanılabilir. Buradan bu konuya da değinmiş olalım. Videomuzun devamında yeni TOKİ evlerinde tekrardan görüşeceğiz. TOKİ evlerine çıkarken bir ev dikkatimi çekti. Böyle taşa yapışık bir şekilde inşa edilmiş, taştan örülmüş, estetik olarak gerçekten güzel bir bina. Tabii insanlar çok ev yapmak için alan bulamadıkları için böyle bu tarz yapılar inşa etmeyi düşünmüşler ve bunu günümüzde çok iyi bir şekilde fark edebiliyoruz ki insanlar ne kadar imkansızlıklar içerisinde olsalar da estetik algıları çok yüksekmiş. Günümüzde bu denli imkanlar olmasına rağmen şu köydeki birçok binadaki güzellik yeni günümüz inşaatlarında görülemiyor. Buradan da bu konuya değinmiş olayım dedim. Şimdi TOKİ evlerinde de görüntülerimizi çekip sizlerle paylaşmış olacağız. Arkadaşlar, son olarak Göcek'te yapılan TOKİ evlerini görüntülemeye çıktık. Yolda biraz tabi meşakkatli olduğu için nefes nefese kaldık. Son olarak da TOKİ evlerini görüntüleyip videomuza burada son vereceğiz. Aşağıda da bahsetmiştim, yeni yerleşim yerlerinde ahırlar henüz inşa edilmemiş ve herhangi bir tarım arazisi de görülmüyor. İleriki zamanlarda
insanların talebi oldukça inşa edileceklerini düşünüyorum. Fakat şu anda tabii hali hazırda hayvan saklayan vatandaşlar bu durumdan oldukça muzdarip. Çünkü su artık çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Sizin de bildiğiniz üzere Çoruh Nehri baharın gelmesiyle birlikte oldukça büyüdü. Ve benim duyumlarıma göre Haziran ayında baraj suları artık tamamen fulle yakın dolmuş olacak. Yaklaşık 2 aylık bir süreç kaldı. Ve 2 ayda burada ahır inşa edilmesi neredeyse imkansız. Şimdi sizlere bu soruyu yöneltmek istiyorum. Siz olsanız, farz edelim ki tercih yapmak durumunda kalsanız ve sizlere iki seçenek sunulmuş olsa, eski Göcek yani Çeltik Düzü'nde mi yaşamak isterdiniz, yoksa sıfırdan yapılmış ve modern diye tabir edilen bu TOKİ evlerinde mi ve bu TOKİ evlerinin inşa edildiği bu köyde mi yaşamak isterdiniz? Yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destekte bulunursanız çok memnun olurum. Gelecek videolarda daha değişik yerlerde ve doğalarda görüşmek dileğiyle. Çeltik Düzü'nden, Göcek'ten herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.